Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Eski abonelerim bilir, Friend Talks diye bir bölüm başlatmıştım. Konuklarımın olduğu ama bir daha da çekmedik. Bugün ikincisini çekiyoruz. Aradan 1,5 sene sonra. Bugünkü konuğum Sinan Koç geliyor. Yapmış olduğu Ford Taunus projesiyle birlikte. Benden önce bitirdi ama benden önce başlamıştı zaten. Bugün ben onun Taunus'unu inceleyeceğim. Sonra buradan bastıracağız, gideceğiz. Benim yapmakta olduğum Toyota Corolla AE86 projesini incelemeye gideceğiz. Bakalım onun arabası nasıl olmuş? Onun gözünde benim arabam nasıl olmuş? Bir de Sinan Koç'a bir hediyem var. Zaten artık borçlu sayılırım ona. Keyifli izlemeler. Vay vay vay. Makineyle gelmiş. Canavara bak be. Hoş geldin. İyi. Getirdik yavruyu. Fena olmuş be. Uzaktan fena, inceleyeceğim. Yandı kaldı. Dedemin lafıyla harmanla da gel. Aynen. Harmanla da gel. Evet. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne haber? İyi. Geçmişin mübarek olsun. Eyvallah, senin de. Vallahi eksiklerimiz var tabii ama artık en azından bir 800 kilometre falan yaptım. Yani rodaj oldu gibi. Böyle düşük limitlerde mi kullanıyorsun yoksa normal kullanıyor musun? Vallahi artık ufak ufak hani bakıyorum nasıl gidiyor falan diye. 100 beygir zaten, şu an bir şey yok. Göstereyim bak az hemen. Olur olur. Ha, sen ses sistemi falan ben zaten biliyorum. Biliyorum, su bir garaj falan yapıştırdın orada. Aynen ya, ses sistemi falan yapıldı ama tabii. Onları görmemiştim ama. Şimdi diferansiyel çok sesli. Onun için şu an standart hali 100 beygir. Hiçbir şey yok yani, tamamen standart. Bir işte headers yaptırmıştım ama sığmadı oraya, değdi. Orijinalini taktım. Yani buna benim yapacağım maksimum zaten Doğukan, eksantrik headers egzoz. Başka yani, çünkü bunu yürütmeye harcayacağım parayla swap yapabiliyorsun neredeyse. Ya bu mantıklı. Aslında çok güzel motordur. Bayağı da böyle 0.8 falan standart haliyle basıyorlar. Buna değil tabii, 205 olana. Çünkü 205 YB Cosworth'un altı aslında. Bu şey, Türk blok. Daha dayanıksız. Gel gel, uzun yoldan gel. Aynen. Kahve ısmarlayayım, ondan sonra vay, muhabbet vay. Yaparız gel. Reis burada. Reis. Benim jantlar burada. Aynısı var ama benimki sığmadı. Bunun şeyi kaç acaba? 15'e 7. Bu işte tam ya. Bak gel bak. Bir de semisilikle tabii efsane duruyor. Jant bu. Benimki de bu ama benimki 8. 8 olunca çok dışarı taştı. Hatta ben de semisilik almıştım. Yani alacaktım, stokta yoktu. Neyse, var 15 bir şeyimiz var. Sen, yani, ben muhabbeti kaçırdım. Sen ne oldu? Hakikaten jantları değiştirmişsin. Bu muayenelik bunu taktım. Ha, benden. O da benden. Muayenelik bunu taktım. Ne muayene farkı? Ruhsat işlerimiz tamamlandı. Ha, şey artık şey değil mi? 8 delikliler geçiyor galiba muayene değil mi artık? Ya valla geçti. Bilmiyorum. Okey. Yalnız bir şey söyleme. Bunu sanki... Yalnız beklediğinden daha iyi değil mi Borbet? Kapaksız haliyle. Hem güzel. Hani normalde tofaşçı jantıdır ama iyi duruyor yani. Ben de onu diyecektim. Sen bunu çift renk yapsan var ya, bununla devam et derim ben. Buna bronz da olur biliyor musun? Olur. Böyle hani fantazi yapmak istiyorsan bronz, böyle şey, eski alfalarda şeylerde olur ya böyle. Anladın mı o bronz rengi? Ben çok iyi anladım. O bile gider yani. Burada örneğim var mı diye baktım. Yok. Tam ben böyle. Bir şey değil mi? Yanlış anlama da sanki bunlarla devam gibi geldi bana. Sevdin mi? Buna iyi bir renkle devam. Küçük bir detay da koyabilirsin. Hani bu 52 jantlar falan ya var. Ama işte böyle kapak takınca çok kötü duruyor. Kapak takma abi. Şuraya bir tane tek koluna bir tane bir logo, bir şey. Ha. Senin Taunus'u simgeleyen bir şey oraya. Siz ne düşündünüz bilmiyorum. İzleyenler de, takipçilerimiz seven, de yorumlasın. Ben seven beğendim de yani. Var. Abi bu ne? Bunu hiç takma. 13'ü tak diyen de var. Muallaktayız. Bilmiyorum, ben beğendim. Zehirlendi. Bu on offset, yanlış görmüyorsam ET10 demiş. Evet. Benimkiler 25. Yani bunu takarsak 15 daha milim içeri alacağız.
Evet. Bunu bir ara görüşelim seninle. Olabilir. Bunlar AE86'nın gri AE86'nın ama. Onun ne oldu? Gitti mi o şimdi? Yok, gidiyor. Göreceksin bugün. Ama gidiyor. Yani satılık mı yoksa böyle koydum? Satılık satılık. Dur bak, sana bir şey daha getireceğim, bekle. Sen onu bunu boş ver. Sen esas bunu al. Vay. Geçen sefer, bu ne? Geçen sefer sorduğum bir şey vardı. Bu ne? Doğukan atamadı. Abi büyükmüş bu ya. Küçük büyük fark etmez. Abi bu var ya. Bununla garaj açarım ben. Geçen bölüm Sinan'ın videosunda geçerken benim şeylere bakıyor. Tork anahtarlarına bakıyor. Ya at bir tork anahtarı, ben de istiyorum falan filan. Kedi gibi. Abi. O kasaptaki kedi gibi. Ama senin videonun altına herkes yazmış. Niye vermedin abi? Niye vermedin? Vermemin sebebi buydu. Çünkü abi, iadeyi ziyarette olsun istiyor. İzel Taş vermiş. Doğukan Manço bize abi bu tork anahtarı baba ya. Bu arada bir söyleyeceğim. Bende böyle tork anahtarı yok. Hakikaten bununla var ya. Üf. Bayağı harbi, büyük. Harbi üf yani bu 200'lük. Arada. 200'lük. Bununla her şeyi yaparsın. Bununla 20 kilo hakikaten her şeyi sıkarsın bununla. Bir arabada sıkabileceğin her şey var. Bir de yeni sistem böyle bak. Hmm. Rahat. Normalde böyle döndürürsün falan ya. Şöyle hemen bijonlarımızı torklayalım. 90'a. 90-100. Aslında bir 11 kiloya kadar sıkabilirsin. Sıkar. Böyle. Alüminyum jant değil mi bunlar? Evet. 11 kiloyu değer. Bu arada bir bilgi daha süper vereyim. Tork anahtarlarını boşta bırakırken sıfıra getireceksiniz. Evet, şeysiz yoksa ayarı kaçabiliyor. Tansiyonun olmaması gerekiyor. Kalibrasyonu nasıl yapılıyor bilmiyorum ama. Kalibrasyonu yolluyorsun. Yolluyorsun değil mi? Sen yapamıyorsun. Kalibrasyonu kaçırıyorsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hakkımız. Abi hediye gibi hediye. Harika ya. Vallahi. Var ya, kendini alacaksın diye ödüm koptu he bu arada. Yani çünkü yok, istiyordum çünkü. Vereceğim ama bu iadeyi ziyarette olsun istiyorum. O yüzden beklettim. Teşekkür İki ederim. Aydır bekliyor yani. Vallahi süper. Güle güle kullan. Harika. Şimdi zaten rodajım bitti. Kapağı bir torklarım. Açarım şeyden. Bir swap ayarı yaparız. Erdil'le bir yaptık ama torkladıktan sonra bir daha yaparım. Zaten pistten önce falan hemen tık tık tık. Güzel olur. Her eve lazım. Ama hakikaten çok güzel. Bende yok bundan bu arada. Hakikaten. Abi. Bende küçüğü var. Dursun kullan. Ve bu ihtiyacım olan bir tork anahtarı değildi. Bende en fazla motorda 11 kapak sıkıyorum. O evet. 11'e kadar var. Bir tane temin ederim ben de. Güzel ama. Teşekkür ederim. Rica ederim. Güle güle kullan. Kılıç. Sen direksiyon diyordun. Ya şimdi senin hazır mekan müsait. Hı. Her zaman. Ben aylardır şu direksiyonu takacağım günün hayaliyle yaşıyorum. Hemen göstereyim bak, seversin. Momo Prototipo. Oo. Momo dedin, canımı aldın. Abi, arabayı aldım. İlk hafta bu direksiyonu aldım. Bir takipçimizden aldım bunu. Güzel direksiyon. Çok iyi duruyor. Yani bu arabaya göre çok güzel direksiyon. Tam retro böyle. Şey ya, offset az ya. Yani evet. Düz, daha düz ya. Şey zaten bak. Bir de tabii şimdi burada Momo şeyi var. Bunun bir de Ford olanları var. Klasik Ford yazanları var. Onları bulmak çok zor. eBay'de falan deli para istiyorlar. Şimdi bir ince. Şey mi, tezgahımın üzerinde şanzıman var yoksa tezgahımı getirecektim. Abi muhtemelen 24. 24. Diye tahmin ediyorum. Bir ver de bakayım, 20, kontrol edeyim. 24'ü bir dene bakalım. Ben 24 diye... Evet. 24 mü? Tam. Tamam, ben sana T kol da vereyim ona. T yok şeye vereyim. Kısa kol, kısa kol kurtarıyor mu? Bir bakalım, ver bakalım. Ah. Direksiyon kilidi mi var mı? Yok. Tam düzdü değil mi? Evet. Yani inşallah. Şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Buyurun. Önce şeyi mi yap diyorsun? Bir sonraki muayenede lazım olacak bu. Ya şimdi senden sonra zaten takamadım. Sonra dediler ki abi sıkıntı yok, geçerdi dediler muayenedekiler. Bence inisiyatif o. Bana da öyle geliyor. Yani çünkü geçirmeme sebebi göbekteki 6 tane şeyden dolayı. Ben de eğer hava yastığından dolayı mı acaba diyordum. Yeni kasa arabalarda sen airbag'i iptal edersen eğer tamam, geçmiyor. O mantıklı. Tamam, o tamam yani.
Zaten yani ben de olsam ben de geçirmem. Ya geçmesin zaten. Var mı yuvası arkada? Var. Şurada bak yuva. Bu değil mi? Ha değil. Yok, şuraya geliyor. Kendi boz. Evet bak, bunda da dediğin gibi. Yani freze burada. Evet. Ama bu kadar boş plastik var. Burası boş kalacak. Şimdilik boş kalacak. Bir dakika. Niye öyle oldu ya? Sen bir tane bundan bulacaksın baba. Biz onu bir kendimiz yapacağız. Bir tane ara parça bulacağım ya da vay be. Bak alternatifleri söyleyeyim mi sana? Şimdi çünkü freze tam oturdu şu an. Evet, bu arayı doldurmamız lazım. Oraya 3D printer'da güzel bir basılır. Şey çizersek eğer. Aynen. Tasarım çizilirse güzel olur burası. Basılır. Ya da bunu çıkartıp neyse bakacağız. Biz takalım. Tamam böyle. Tam karşılıyor mu? Karşılıyor. Şu bir dakika. Senin kornan nerede? Bu. Kornaya gerek yok. O Renault gibi şanslısın. Evet. Aldım. Bunlar da çünkü şey önemli. Tabii. Arkada Renault elektrik tertibatını yapacaksın. Hem dönecek hem kablolar sarmayacak. Öyle bir sistem olması tabii lazım. Bundaki gibi. Benim Clio'da da öyle. Yandan basmalı. Uğraşmıyorsun bir daha onunla. Pul gibi bir şeyin var mıydı? Yok, o öyle. Ya şu bir yere, buraya mı giriyordu ya? O şeyi tutması için. Ha. Tamam. Bu butonu. Buton tutması için. Tamam. Ha. Bunu mu araya koyuyorum? Yok, buraya koyacağım. O araya bakayım, benden bir şey çıkar mı ya? Şu kısa mı kalıyor? Ya aslında olur gibi. Ver bakayım arkasını, yapıştırmalı bir şey yapabilir miyim? Ha, mis gibi ol aslında. Çok da kötü durmadı, körük gibi durdu yani. Hayır, bayağı güzel durdu ben sana söyleyeyim. Ama girecek mi buraya? Yetersiz kaldı. Yetersiz kaldı. Daha da uzun lazım. Daha uzun lazım. Ama bu malzeme bayağı oldu ben sana söyleyeyim. İğrenç bir şey getireceğim, bekle. İğrenç bir şey getiriyorum, dur. Ama galiba çözüm olacak ha. Bir çözüm buldum sana. Hazır mısın? Boru. Körük. Olur mu? Yani olur mu? Kafasını kesersek. Olur mu? Olur. Yani en azından. Bak bunu içine sokarsan. Aynen. Dur bakayım. Harbi oldu yalnız ha. Kılıp giydirmek böyle bir şey işte. Bu biraz böyle prezervatif gibi de oldu ama. Yani. Oldu, ben sana söyleyeyim. Ya bugün oldu en azından. Evet. İyi sok, iyi sok. Şey yapabiliriz istiyorsan onu. Birazcık kafasını kesebiliriz. Dur bakayım. Kafasını değil de. Ne olur kesersen biraz daha şuraya kadar açarsak serbest olur. O da çözüm. Bak oldu da. Abi bayağı oldu da şu frezeyi tam şey olsun istiyorum. Pratikliğini biraz kaybetmişsin Sinan. Ya yok, yırtmak da istemedim de onun için. Çok iyi ya. İçine kaçtı. Şimdi de. Ulan ben çok başka yerle de gidiyor. Şunu açayım istersen birazcık şöyle. Ya bunu yok edebilirim. Rahat çalışırsın diye söylüyorum. Olur. Keselim abi ucundan. Hem orayı bir açayım. Tamam. Aynen. Bir de parlatayım bunu, öyle getireyim. Neyle parlatacaksın? Şey herhangi bir deri bakım ürünüyle. Çok daha güzel duruyor. Yani boş durmasından çok daha iyi. Anlık çözümler işte abi. Şöyle. Ama tabii bunun daha böyle bir genişini bulmakta evet, fayda evet var. Hani daha genişi olur bu arada. Hakikaten olur. Tırın yani mırın. Böyle bir şeyin genişi şık durabilir. Evet. Kötü durmayabilir yani. Evet, saçma oldu bu ya. Hani bu kadar şeyden ince sonra oldu. Evet. Ama olsun, bu ya boş durmasın, anladın mı? Tamam. Bak. 10 numara. Tam sıkıp frezeyi sıkıştırmadan direksiyona da bir bak da. Bir Singer de var. Bir bizim Taunus da Mama prototipi. Deri. Evet, kader anı. Çok iyi durdu be. Süper durdu. Bizim kornamız tabii burada. Bayağı iyi durdu. Bakayım. Dışarıdan bakayım. İşte bu ya. Yani bence hiç ahşap falan değil. Bu sıkı durdu. Gel bak. Tam hayalimdeki görüntü. Şimdi şu vites topuzu körüğü de değişecek. Oraya konsol gelecek. Tam retro o senelerin. Bir şey diyeceğim. Tam oldu değil mi? Hakikaten oldu. Bir Singer'de, bir benim Taunus'ta.
Çok iyi oldu. Hakikaten oldu. Bir eksik ne biliyor musun? Momo yerine Ford Ares logoları var. eBay'de satıyorlar ama iyi para istiyorlar. Belki eBay'den falan bir Ares ya da Ford, klasik Ford logolu korna butonu almak onu lazım. Onu da çözeyim mi sana? Başka şekilde. Var mı? Başka bir şekilde çözeceğim onu da sana. Ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Dur, bekle. Damla sticker. Evet abi. Olur. Damla sticker, tamam mı? Var mı Ford? Ford yok da. Ne var? Damla, Momo'yu bozma. Damla sticker koyabileceğim bir kapak vereyim ben sana. Mantıklı. Eğer bu sığarsa oraya. Onlar fix, universaldir zaten. Tan dekolete, teknik falan, Japon. Japon şeyse. Kendi şeyi. Dursun ya, kullanmıyorsan al. Dursun ben ona al sen bunu. Damla sticker ayarlarım. Ayarlayamazsan da hemen yaptırırım ben bunu. Tamam. Kuruması biraz uzun sürüyor. Bir şey diyeceğim. Yalnız bu da çok güzel oldu. Niye ama güzel oldu? Ama orijinal o. Orijinal ama. Bak bunun sarısı. Evet. Şuradaki dikişlerini falan tamamladı sanki benim gözümde. Bak bu da saatindeki sarı falan filan. Yani bir tamamlayıcı unsur var. Bu dikişler. Kontrast. Butonlara çok güzel gitti. Ben çok beğendim. Şimdi deri vites topuzu da gelecek. Oraya da bunun orijinalde konsolu var. Konsolu aldım. Onu bir boyayıp konsolu da koyacağız. Kol dayamalı. Tam böyle finish olacak o zaman. Bence 10 numara bir hareket oldu. Ben çok beğendim bunu. Aslında şu kullan. Momo şuraya da olur böyle bak. Demin arkadaş söyledi. Hani böyle dışarıda. Kutudan çıkmadı mı direksiyon kutusundan? Çıkmadı. Sticker çık. Belki çıkmıştır da önceki sahibi kullanmıştır. Yalnız bence en iyi hareket abi körük kurtardı. Günümüzü bugün körük kurtardı. Ya kimse de anlamaz ben. Yani şu kalın körük olsaydı kimse de anlamayacaktı. Bak ben sana söyleyeyim. Sen çözersin artık onu. Onu ben çözerim. 10 numara oldu. Körük, evet. Bugün de çözdü işimizi evet. En azından. Şimdi ne yapıyoruz? Çakır garaja mı? Gidelim. Şimdi ben senin arabanı bir eleştireyim bir hem yapıcı hem abi var şey eksikler yapayım. Var tabii. Onları artık onlar da baksınlar. Olur vallahi bakalım. Ya bir de vuruklar falan var tabii. Built not bought sticker'ı yapıştıracağım. Evet. Buralar da güzelmiş. Buralara ben gelmemiştim. Virajlar güzel. Buranın yolu da güzel. Tatlı bir şey de yapılabilir buralarda. Sürüş falan yapılır. Sürüş keyfi yani. Alınır yani. Senin benim uzun. Eve de yakın hemen fırt fırt. En güzel de dönemi. Çünkü hava da güzel. Yeşil patladı şu anda burada. Aynen. Şu an diferansiyelimiz bayağı bir o ses. O diferansiyel mi peki? Diferansiyel. Çünkü bak boşa attım. Şimdi tamam diferansiyel oltusu var. Buradan gideceğiz. Şanzıman da mı olabilir diyorsun? Sanki şanzımanını yani önden duyuyorum sesimi. Ama şöyle kasıyorsa eğer şanzımana da hani yük bindiriyor falan olabilir. Şaftan dolayı. Tabii. Hani ikisi de olabilir. Bir de şanzıman hemen burada. Onun kendi sesini de duyuyor. Bir baksın ona. Maxi garaj bir baksın. Vallahi olur. Çabuk çözüyor. Daha incik boncuk ayarlarımız var. Tam gazda bir döneceğim onun için mecburen. Yani zaten 15. O zaman 280 milim takabiliyorsun. Bayağı büyüyor. Hava kanallı disk oluyor. Ve bolt-on. Hiç braket gerektirmeden. Disklerin var mı? Var. Ne bekliyorsun abi? Hemen değiştiririm onları. Aynen. Disklere biraz torna işi gerekiyor. Ufak tefek. Onu da şeye götürelim. Teknofren'e götürelim. O da aynen. Sana bir günde bitirir bir, işini. Bir yani. Günde hallolur. Yani güzel oldu. Ben memnunum arabadan. Bir de ikinci araba olması da çok iyi oldu biliyor musun? Nehir'i okuldan alıyorum. Kullanıyorum yani arabayı. Abi en önemlisi o. Kullanmadıktan sonra yaptığın arabanın hiçbir kıymeti aynen, yok. Aynen ben bayağı bildiğin oraya buraya yağmurda da çıkarıyorum. Hatta işte inşallah bir sonraki kış
çıldır mıldır istiyorum böyle bir çekiciyle götürüp. Götüreceğim bunu. Bilmem ne, sen gittin, gider mi? Gider. Gider. Buzda bin beygir zaten. Buzda bin beygir, güce de ihtiyaç yok. Güce ihtiyaç yok orada. İyi bir lastik tercihi gerekiyor. Ben orada tecrübe ettim. Çivili lastik için güce ihtiyacım var. Şeyde, evet. Civatalı lastik için değil. Evet. Ama fabrikasyon çivili alırsan arabanın kendi gücü yeterli. Ben boyanı çok beğendim bu arada. Boya işçiliğini beğendim. Teşekkür ederim. Yani şöyle bir handikapımız oldu. Pandemi girdi araya. Araba kasa halinde çok gidip geldi. Oradan oraya, oradan oraya. Ufak tefek vuruklar muruklar oldu. Onları yapacağız. Yani ben görüyorum onları. İlk bakışta gözükmüyor da böyle derinine inince... Küçük nazarlıklar. Küçük, aynen. Onlar da... Ben süspansiyonlarını sevdim. Şimdi normalde Taunus böyle helva gibidir. Her yere oynar. Abi bunda Burton'ın yayları var. 5 santim. 2 inç. Bir de gazın sertlik ayarlı 22 ayarı var. Amortisörleri var. Bayağı değiştirdi. Bir de İlyas abi poliüretan burç yaptı bunu. O da çok önemli. Araba şu an normal bir Taunus'a göre bayağı sıkı. Şu beni rahatsız eden bir sürüş şeydi. Şu an çok kötü bir yoldayız. Kesinlikle ben dedim ki poliüretan burç da yaptık. Yay da var. Amortisör de var. Kesin masa, yani seke seke gideceğiz. Çok güzel. Beni de yani tatmin etti, öyle söyleyeyim. Ya bu günlük otomobil için rahatsız edici bir şey değil. Değil. Ki bu zaten benim hobi arabam. Yani sertlik önemli değil. Sert olsun. Saatin çalışıyor ya. Daha ne olsun? Bu boş versiyon olduğu için bu araba normalde devir saatli var. Bagajda devir saatli göstergem de var. Muhtemelen devir saatliyi takacağım. Kablomuz yoktu. O bir soketi var, o yoktu. Biz orijinalini taktık. Ama devir lazım ya. Devirsiz olmuyor. Yani görmem lazım deviri. Aslında devir çok garip bir mantık. Yani senin müdahale edebileceğin bir durum değil. Değil. Bir motor ne kaça veriyorsun, onu görüyorsun orada. Ben kulağımla ama, anlıyorum zaten. Ama inanılmaz bir mutluluk veriyor ya devir tabii, saatini görmek. Tabii. Şimdi benim Clio da mesela orijinal arabanın 6400 devirimi ne çeviriyor? Biz şimdi yaptık makineyi 7800. Evet. Kadrını deviriyor ya. Üf. Ya şey, rokete biniyorsun tabii, sanki tabii. Ya araba değil yani. Bir de hani canlı bir şey olduğunu görüyorsun, makina böyle. Ya şimdi Erdil'le biz işte subap ayarı falan yaptı, sağ olsun Erdil, arkadaşım var, çok iyi anlıyor bu işlerden. Şeyi konuşuyoruz hani işte swap mı yapalım, şunu yapalım. Hani tamam şu an 100 beygir, öyle çok bir gideri yok ama araba keyif veriyor. Yani her şey mükemmel değil, o mükemmel olmaması keyif veriyor. İşte bilmem ne sesi geliyor. Araba hep yapacağım bir şey var. Hep bir şey var ve hani bağ kuruyorsun arabayla. İşte eskilerin zaten o ruhu var. Şeyi de oradan geliyor bence. Aslında biz malmışız, kendimizi kandırıyormuşuz. Değil mi? Bitmiyor arabalarımız. Bitmiyor. Bitmiyor. Ya o da var tabii ama yani güzel abi, ben seviyorum uğraşmayı. Ama öyle, o bir bağ. Sen bu arabaya bir şey yaptığın sürece bu araba özel. Tabii. Öteki türlü başkasının yaptığı arabayı biliyorsun. Bir de mesela şey diyorlar, abi Taunus ne alaka, işte E30 yapsaydın, Sierra Cosworth yapsaydın, işte bilmem. Ya şimdi hani bunun anısı var bende Taunus'un. Bir de tek kapılı. Senin ilk drift ve tabii ya benim öğrencilik araban. Bütün aslında o ağırlık transferini öğrendiğim, el freni yok, güç yok ama yanlayabildiğin bir arabaydı benim için. Hep diyordum ya ben Taunus toplayacağım diye. Topladık. İyi kötü yaptık bir şeyler. Direksiyonu bir çıt daha sola çevirmemiz lazımmış. Evet. Bir diş kaymış değil mi? Bir diş kaymış. Bir iki diş kaymış. Yaparız. Tatlılarımızı aldık. Heh. Bir kullan. Olur. Bir gör. Şöyle be. Geçelim bakalım. Ben de ilk defa Taunus kullanacağım. Taunus, aynen. Taunus zevklidir. Her Türk'ün bir anısı vardır Taunus'la. Lütfen. Lütfen.
birle geri karışabilir. Onun bunun bir burcu var. O burç esniyor. Şimdi mesela muhtemelen birdeyim değil mi? Bir hafif şey yap. Bir aynen tamam. Ya ben de şimdi herkes normal şeylerle karıştırdım. Bana da evet hemen şey muamelesi yaptın. Ama ya. O ilk binen herkes de oluyor genelde. Güzelmiş, rahatmış burada. Koltukları çok rahattır. Şu an kullanım keyifli, daha baştan beri keyifli. Bir de eski arabalarda güvenlik olmadığı için sütunlar ince. Rahat rahat görüyorsun abi. O yani inanılmaz bir şey var. Görüş alanı var. Fanus. Akvaryum görüşü. Direksiyon hidrolik mi bunda? Yok. Değil. Aratmıyor çünkü. Aynen. Aratmıyor herhalde. Yok şey iyi yani. Çok sert değil. Hani birçok manevrada biraz sert. O da şey yapıyorsun yani. O götürüyor. Çünkü hidrolikli. Benim Kıbrıs'ta hidrolikti. Aşırı hissiyatsız oluyor bu sefer araba. Hidrolik güçlü geliyor herhalde. Hani hiç hissiyat olmuyor. Böyle şimdi yolu hissediyorsun en azından. Araba ne yapıyor, ne ediyor diye. Güç çalmasın bir de. Bu, o hidrolikler hakikaten ama güç çalan hidrolikler. Şeyde eski de, tip. Çok kayış, aktarmadan çok alıyor değil mi? Tabii. Dışarıdan çok güzel gözüküyor araba. Şey alıyor musun? İnsanlardan böyle bakış makış. Tabii. Hemen böyle geliyorlar. Abi böyle Tanus mu vardı ya diyor. Diyorum var işte. Sen mi yaptın? Yok dedim, tek kapı. Eskişehir'den aldım ben. Eskişehir'de tek kapılılar var. Adana'da var galiba. Yani toplamda bir 10 tane falan yürüyen tek kapı vardır. O kadar az mı ya? Az. Çok yok. Az. Şey bu MK4'lerden bahsediyorsun. Yok genel. MK5. Ha 3'ler de. Ya bu kasadan diyorum evet. MK4 ve MK5. MK3 de var ama o da az var. O balta burunun da tek kapılısı var ama az var. Bu bir de kupe değil. Kupesi de var bunun. Fastback böyle. Bu iki kapı diye geçiyor. Bir de hakikaten Mustang'e benzeyen Fastback modeli de var. Kafası buna benziyor. Arkası ama uzun. O da enteresan bir araba. O da mesela toplanır çok güzel bulunsa. Biraz da güç olsa işte hani istediğimiz gibi şöyle bir swap muvap yanlar o zaman. Şeyi falan sürüş pozisyonu iyidir. Sürüş normalde pozisyonu... eski arabaların kötüdür. Bunun fena değil. Benim en hoşuma giden ben şimdi Ford yani. Senden kısa boyluyum ve arabanın burnunu görmediğim sürece rahat etmiyorum. Bu arabada evet. Biraz yüksek kalıyorum ve her şeyi görüyorum. Şey taban mesafesi güzel. Güzel. En iyi yerli. Yani o zaman uzun boylu için de güzel. Güzel. Geçen Burak Ertem'le konuşuyorum. CRX ile ilgili bir takım planları var şimdi. Belki özellikle bir evet. Bundan paylaşmıyorum ama düşündüm onu anlatırken ya Burak uzun boylu bir adam. Tabii. Dolayısıyla öyle hot hatch bir arabanın içerisinde sıkışık. Benim kadar rahat değil. Benim böyle bir derdim kalmıyor. Tabii. Avantajını görüyorum. Sen ama... Japonsun. Japon canım ya. AE86. Ben mesela fren yapmayı Tanus'ta öğrendim. Çünkü ABS yok. Kıbrıs'ta yağmurlu havada çıkıyordum. Kıbrıs. Limit fren çalışıyordum. Böyle kitlemeden hani dibinde fren. Ve gerçekten hani millet dalga geçiyor. Ulan Tanus hani ne olacak? Yani ufak şimdi artık kullandıkça ufak tefek yapacağım bir şeyler. Bak şu anki hissiyatımı söylüyorum sana. Ben bu arabayla uzun yola çıkabilirim. Evet, ya yani şu ses de kesilsin, diferansiyel de halledelim, çıkarsın abi. Bir şeyim yok, hani araba bana yolda kalmayacağı güvenini veriyor. Evet. Toplamanız güzel olmuş yani, anlıyorsun onu ya. Şey, tok yani böyle. Tok şey yok, mesela boşluk yok ön takımda. Evet. Araba böyle salır, nereye gideyim yok. Aynen. Şeyi seviyorum, hani olan sistemin en optimum şekilde kullanmayı da seviyorum. Hani yüz beygir ama yüzünü de kullanayım. Şu an ona yakınız. Ama tabii hani kopmuyor yani bir şöyle yürüsün de istiyorum. Ya AE86 kıvamına getirelim. İkili şöyle tandem. Güzel olur. Güzel olur vallahi. Bu arada arkamız bayağı bir şey saygı duruşuna geçti ha. Şey yapmıyorlar. Geçmiyorlar. Geçmiyorlar, izliyorlar bizi. Yani her şey gazlamak değil. Bu böyle yol almak da keyifli arabayla. Yani nehir okuldan alıyorum işte kırmızı eski araba diyor. Falan. Ne güzel diyorum öğrenecek mi bunun araba kullanmayı?
Mesela bak debriyajı falan nasıl? Çok rahat. Hep yani kullanımı süper. Rahat arabanın. Kavraması, şeyi falan. Çok benim de hoşuma gidiyor. Ya direksiyona geçtim. Yapıcı eleştirim varsa bile unutuverdim bir anda. Hani keşke şunu şöyle yapsan diyeceğim birçok şey direksiyona geçince geçti. Ama aklıma gelen bir şey söyleyeyim. Arabada biraz uğultu var. Yani diferansiyelin dışında dışarıdan mı ses alıyoruz yoksa bunun etkisi altında mı kaldım? İşte şanzıman ve diferansiyel ikisi birlikte bir uğultu var evet. Bir izolasyona belki. İzolasyon var aslında arabada. Var, yapıldı. Ama tabii şöyle bir şey oldu. Biz izolasyonu yaptık kat kat kat. Sünger tabakayı falan da yaptık ama araba tabii pandemide dışarıda kaldı. Yağmur yedi, süngerleri söktüm. Onun için belki o sünger olmadığı için çok da işe yaramamış olabilir. Bu arada benimki şımarıklığa giriyor yani şey değil. Anladım. Bu fazla bir gürültü değil. Ama Taunus ses bundan daha sessizdir. Şu an ekstra bir uğultu var şanzıman ve diferansiyelden. Normalde konforludur Taunus. Böyle yaylana yaylana uzun yol yaparsın. Şimdi baktığın zaman işte Jaguar'lara, Ferrari'lere eski klasik araba kırmızıdır, içi tabadır. Bu taba da bence çok güzel. Tam oldu yani. Yani içime çok sindi. Eleştirecek bir durum değil. Tercih meselesi. Ben de siyahçıyım. Aha. Yani ben yapsam ben de siyah yaparım açık konuşayım. Ama yakışmış. Ya sonuçta bu spor bir araba değil. Hani biraz retro olsun istedim. İşte direksiyonu spor, araba biraz spor görünümlü, böyle karışık. Onun için bu renk benim içime çok sindi. Ya düz direksiyon çok iyi oldu. Değil mi? Offsetli olsa aynı şeyi söylemezdim. Yani offsetli olsaydı fabrikasyon gibi oldu. Sanki evet. İngiliz arabasının direksiyonu evet, gibi duruyor. Aynen. Veya İtalyan. Aynen. İlk aldığım parçaydı. Yani arabayı aldım, dedim ki bu direksiyon değişecek. Sonra girdim hemen bir takipçiye denk geldim. O da Ford'da mühendis galiba. İlk başta vazgeçti satmaya. Sonra ben biraz zorladım, ya bulamıyorum bu direksiyondan, satmayacağım mı? Abi senin için satarım dedi, tamam al dedi. Şu an $300 falan bu direksiyon, iyi para ediyor yani. Ben o zaman 1000 liraya mı ne almıştım? O zaman da iyi paraydı bu arada. İyi ki almışım, çok sevdiğim bir direksiyon. Yakışı da bu arada yani böyle 11-12 litre gibi. Hani şehir içi. Normal, öyle yakıyor zaten. Karbüratörlü araba. Yani sürüş keyfi için katlanabileceğin bir. Evet evet. Hani aşırı yani. Aşırı değil. Daha tam şey yapmadım ya, belki daha az da olabilir. Bir Honda Prelude'den az yakıyor öyle söyleyeyim. Evet, sana. Aynen. Mesaj yerine gitmiştir. Hissediyorum. Şey oluyor. Bir kız boğuluyor. Evet. Bir ufak bir ayar. Ufak bir ayar çözer işini. Biraz bir çıt daha yürümesi lazım. Şeydeki yani yarım gaz, çeyrek gazdaki tepkisiyle tam gaz arasındaki değil. Farkı anlıyorsun. Evet. Çeyrek gazda çok güzel tepkili. Araba zorlanamıyor yani. Zorlanamadan evet. Onu yaşadığın için o şey karbüratör karışım ayarı. Bakacağız artık onu. Biraz zengin galiba. Olabilir. Koku da var zaten. Açılamadı yani. Evet. Aa güzel de duruyor. Duruyor dolu. Vay. Şey pedal dolu. Muayeneden geçtik. Şeyler de yakın birbirine. Fren güçleri de yakın. Geçen hatta böyle bir dedim şey yapayım. Kitleyeyim. Hani nakayım. Hani ikisi de eşit kitliyor. Güzel yani o konuda. Evet, Çakıroğlu. Biliriz eskilerden. Sen tanırsın buraları. Tabii. Eski Skodacı olarak. Karşında. Vay güzel. Benim birazcık ama, daha yolu var. Ama yani takip ediyorum. Dipdiri çok iyi oldu. Hakikaten çok iyi oldu. Güzel de, güzel gidiyor ya proje. İndiririz şimdi. Aynen. Ziyarete geldik.
Aynı seneler, bu da 80. Evet, evet, seninki daha da eski yani. Tabii. Kolay gelsin. Burası da benim atölyem. Burası da senin mekan. Yer. Benim mekan. Şey de çok iyi oldu yalnız, senin bu arka aydınlatma direkt stüdyo. Tabii. Çok iyi. Bütün çalışmaları burada yapıyorum. Maşallah. Bir de boya olması... Zımpara mımpara görmedi daha tabii. Tabii tabii. Yok, takip ediyorum. Çok güzel iş çıktı. Çıkıyor da. Şu anda yalnız bayağı basıldı. Süspansiyon takılı mı? Takılı. Takılı. Coilover var üzerinde. Ön cam yeni. Ön cam sıfır. Diğer camlar orijinal. Bulamadın bagaj. Tabii sıfırlarını, yok değil mi? Ya hem bulamam. İstemedin de. Hem bulamam. Gerek de yok. Evet. Gerek de yok. Ön hani önemli görüş açısından. Sadece biraz çizikler var. Evet. Ona bir çözüm olur mu bilmiyorum. Yani şöyle yapan var, biraz uğraştırıyor. Hı. Bayağı bir alıyorlar. Tam gitmiyor ama bayağı bir alıyor. Ben de yaptıracağım. Ha. Benim de kelebek falan mı? Çizik. Ya onun dışı yok. Aynı dediğin gibi aynı yurt dışında buldum. Onlar Haziran ayında gelecek. Bu mu? Bu bunlar orijinal değil. Bunlar biliyorum orijinal değil. Yani bu şekil mi olacak? Hayır. Rally. Bu tip olmayacak. Orijinal neyse olacak. Şey gibi. Ha tamam, bu seninki jantlar. Senin şeyler. Sendeki öndeki deneklerin bunlar. Evet evet. Ha. Aynen. Senin o dediğin olay bu arabada yapıldı. Bu araba normalde 114.3. Spacer'la benden çevirici. Benden öncekiler şey yapmışlar. Spacer'sız yerlerini değiştirmişler. Ha. 4x100 oldu. Öyle yapmışlar. Bu jantları uydurmuşlar. Bu araba artık gidiyor. Yeni sahibine gidecek. Ben çünkü bir tane topluyorum. Aynen. Bununla uğraşamam daha fazla. Hani manası da yok. Yap uğraşacak bir biri alsın. Hı-hı. Yapsın. Enerjisi olan, buna merak olan başkasına gidecek. Yani bu da aslında kötü durumda değil. Yapılır yani. Çok kötü değil. Yapılmayacak bir araba kesinlikle değil. İçim içi. Sadece zaman. Şimdi bu arabayı ben bir senemi harcadım neredeyse. Geçen tabii yaz bulduk bunu. Bir sonraki yaza daha hala kullanmıyorum. Tabii. Ki çalıştım da uzun süre üzerinde. Şimdi bu bir senem vereceğim, bir sene daha vermeyeyim yani. Gerek yok. GTR var, o bitecek. Bu tabii bitecek. Tamam zaten. Hmm. Ondan sonra artık Alman BMW falan var mı merakın? BMW var abi. Ya zaten bizim gibiler yani her arabaya meraklı aslında. Hani arka ön dişli. Mesela bir E21... veya yani E30 öncesi. Öncesi E30 daha öncesi da isterdim. Yani 70 yıllarına dönmek isterim. BMW'nin 60 sonları. Güzel olur. Yani isterdim ama var daha oraya. Bu bitsin de. Şu bitsin. Ama Japonca sticker gelecek mi? Tofu. Tofu'nunki gelmeyecek ama Japon sticker gelecek. Japon sticker. Bu arada her şeyini yapıyorum bu araba. Yani normal bir restorasyon demeyelim buna. Bu aslında bir proje. Tabii. Ama bak. Restorasyon işte abi. Daha bir restorasyon var mı? Fabrikasyon restorasyon değil yani. Çünkü evet. Kaldır bak şimdi. Yani civatalarına kadar, anladın mı? Her şey sıfır. Ya sen dedin ya keşke şunu yapsaydım dediğin ne var? Bu iş var abi. Bütün civataları böyle çin ne kaplama deniyor buna? Şey cancan. İşte şunu can. Yapmak isterdim bütün civatalara. Yani bu arabada ben onu yaptım. Hani bak o, bütün civataları evet. Hepsi sıfırlandı. Geçen gün baktım, ah dedim işte şuradakini unutmuşum dedim. Gittim onu da değiştirdim falan. O benim keşke dediğim detaylardan bir tanesi. Ben de benim arabada bunu isterdim. Yapabilirsin bu arada. Ya yapılabilir tabii ama hani yani artık sök değiştir, sök teker kullanmak teker istiyorum değiştir artık. Tamam. Hani ona diyecek bir lafım kullanmak yok. Kullanmak istiyorum. Ona diyecek bir lafım yok. Kuleler falan hazır. Çok güzel. Tabii. Mesela şunlar falan. Hep anladın mı? Ya şu sıfır değil belki ama temizledim. Evet evet. Ya onun sıfırını bulmam yani İmkanı bulmam yok. Lazım. Ya bir çok zor. Ya bir de ne yaptım? Mesela eski civataları aldım, koydum bir çuvala, götürdüm, kaplattım. İşte benim tek keşke dediğim o. Benim de vardı bir çuval civatam. Vakit de verdi, keşke götürseydim. Sonra çünkü toplanmaya bir başladı, geçti artık ondan sonra. Kutuyu sıfırlattım, götürdüm. En önemlisi o, benim de sıfır. Hiç abi ağır değil zaten. Hı-hı. Bir park ederken ağır oluyor, ondan sonra zaten hissiyatlı oluyor, daha güzel. Direksiyon ne takacaksın? Direksiyon, bizim Junik Designer'dan. Ha biliyorum tabii. O bana bir tane direksiyon hediye etti. Liberty Walk'ın. Esasında ben ahşap nardi koymak isterdim. Ama ahşap nardi bence bunun kalemi olur muydu ya? Ya ben griyi aldım, üzerinde ahşap nardi vardı. Orada gördüm. Tamam. Ondan tutuldum. Yoksa bu arabaya siyah deri nardi de güzel giderdi. Evet. Ama Erdem dedi ki benim A86'mdan çıkan
Liberty Walk'u senin AN86'ında görmek isterim dedi. Süper. Hediye etti sağ olsun. Hissiyatı çok güzel oluyor aşağıda. Evet. Soğuk soğuk böyle evet şey. Ya. Ben de onun hediyesini bu tamam arabaya taşımak istedim. E tamam canım, daha süper. Garajda gösterseydim keşke. Süper ya. Bakayım arkasına. Moru, mor rengim imzam bu arabada. Ben başta komple mor olacak sanıyordum. Yok. Stoplar da çok iyi. Sen ayıpsın. Stoplar da çok iyi. Daha hiçbir yerde gözükmedi. Stoplar özel versiyonunda çıkıyor bunun. Ama dipdiri yani. Tabii. Bunlar... Çünkü arabayı gösteren şeylerden biri. Bu arada bunlar çok kırıklı, çatlaklı stoplardı. Yani şurada ben size ufak tefek göstereyim. Benim arkadaşım var, Serdar Çakır. Stop tamiri yapan. Aldım, ona verdim. Baştan elden geçirdi. O yüzden. Evet. Yoksa böyle değildi bu stoplar. Bu hale geldi. Şu Toyota yazısı falan aslında böyle acaba beyaz olacak. Başka biri. Ha, beyaz falan olacak. Değil mi? Güzel olur. Bu Toyota'sı bunlarla match olsun diye bunu yeniden siyah boyadık. Bu mat siyahtı. Bunlar başka bir arkadaşım oraya maskeleme yapacak. Süper. Frenler var. Fren var mı bir şey ekstra? Fren bu arabanın GTS modeli var. Spor frenli. Bu arabada GTS zaten. Yani, İyi. Şasisi hariç her şey GTS. Şasi onu... kodu hariç diyeyim. Bunlar da GTS freni, yani zaten güçlü fren. İyi. Az kaldı ya. Yok yok. Yani şu zaten en zor kısım bitmiş. Bitti. Şimdi zevkli zevkli, hani eksik de yoksa eğer tık 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 toparla. Yani iki bölümlük işin kalmış. Benim dolu dolu burada... Üç bölüm, iki bölüm. Beş gün falan çalışmaya ihtiyacım var. Evet. Beş gün sonra bu araba sadece motorunu bağlamaya kaldı. İşte o da bir ay. Aşağı yukarı. Hani ya bir ay biter bu araba. Bir gün, bir hafta gibi düşünürsek. Japon, evet. Japon Fest'te göreceğiz bu arabayı. Göreceğiz mi? Kısmetse. Ha, kısmetse göreceğiz. Oo, hadi bakalım. Marş basarak değil ama olsun. Sergilenecek. Yani. Olsun. İyi. Vallahi ben de geleceğim. Koyarız yan yana. Ya da yakınına bir yere artık. Benimki Japon değil ama şey kontenjanından. Fenomen kontenjanı. Fenomen kontenjanı demeyelim. Hakkı verilerek yapılmış bir araç diyelim buna. Eyvallah. Ben duruşunu muruşunu çok beğendim yani. Çok eyvallah. Diri duruyor. Çok güzel duruyor. Eyvallah. Beğendiysen yakışıklı duruyor mutlu ya. Şey boksör abi, mahallenin abisi. Evet. Şey evet, çirkin böyle evet. Burnu falan düzleşmiş. Çirkin çirkin de değil abi. Garip bir şekilde o lip mip falan çok evet. Hoşuma gitti. Değil mi? Hani hiç Thanos'u böyle hayal etmezdin değil mi? Yok, hayır. Gerçekte görmekle, videolarda görmek de farklı. Tabii. Şimdi tabii daha yapacaklarım da var. İşte plakayı, plakalığı çıkaracağım. APP plakam var. Hmm. Bir de plakayı da değiştireceğim. NA yapacağım belki onu. Hem Natural Aspirated hem de Nehir Atlas. O da buradan ilk defa söyleyeyim. Gitti. Benim S15'im sende patladı. Senin plakada bende patlasın. Aynen. Doğru. Spoiler olarak. Boyan ustamız da orada. Vallahi herkesin eline sağlık. Harika. Mor da çok iyi olmuş. Mantıklı oldu, düşünmüşsün. Şu an tozlu hani görüyorsun bir de. Güzel düşünmüşsün. Tabii canım, o şimdi yanacak yaptığın zaman. Bir de tabii yanacak. Teknolojisi de var arabanın. Şimdi tabii benim Thanos'ta kule yok mesela. Kule olduğu zaman mis gibi kamberin, kasterin, istediğin gibi açı verebiliyorsun. Ya bu araba tam spor araba yani. İstediğin gibi oynayabiliyorsun. Bende direkt travers var. Bir Friend Talks'un daha sonuna geldik. Bugün Sinan benimle beraberdi. Ben senin otomobili kullandım. Artık bundan sonrasında bu biterse sen de benimkini kullan. İnşallah. Valla çok merakla bekliyorum. Benim arabayı da beğendiğine valla çok sevindim. Çok keyifliydi. Sürüşü de keyifliydi. İnşallah aşkına. Daha da böyle ince ayarlarla daha da güzel olacak. Swap yaparsak da artık peşinden geliriz. O zaman da kapışırız. Tandem. Birini daha buluruz, takarız. Aynen aynen. Kaynatırız arkayı. Ya da kilit. Teşekkür ederiz. Keyifli bir gündü. Ben teşekkür ederim. Ayrıca hediyen içinde efsane bir hediyeydi. Rica ederim. Ayrıca teşekkür ederim. Eğer o gün olsaydı o gün verirdim ama... Olsun. O gün öğrendim senin tork anahtarına olan merakını. Severiz. Bir sonraki Friend Talks'larda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.